Bir ortamda güzel bir söyleşi yapacağız inşallah. Peki Mustafa Süs kimdir? Mustafa Süs 1974 yılında Kayseri Yahyalı'da doğmuş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde eğitim yöneticiliği ve teftişi dalında yüksek lisans yapmış ve 2007 yılında yerel gazetelerde, internet haber sitelerinde eğitim ve toplumsal içerikli köşe yazıları yazmaya başlamıştır. Kendisine ait internet sitesinde şiir, deneme, öykü dalında yazılarına halen devam etmekte olan Mustafa Süs, 2016 yılında Yitik Kadınlar adlı öykü kitabını çıkarmıştır. Şimdi hocamızın bilgilerinden, görüşlerinden faydalanmak, hem kendimizi geliştirmek, hem yanlışlarımız varsa düzeltmek için mikrofonu kendisine bırakıyorum. Mustafa Hocam hoş geldiniz öncelikle. Evet, hoş buldum. Teşekkür ederim. Böyle bir programı özellikle akşam vakti hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Niye akşam vakti? Herkes gündüz bu tür şeyleri, mesaisini gündüz de harcar. Siz akşamdan sonra harcıyorsunuz. Hem kendiniz özverili, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan feragat ediyorsunuz. Hem de öğrencilerimizin katılımını sağlıyorsunuz. Yalnız Ahmet Kurcan hocam olmadan ben programa girmek istemiyorum ama onu da göremiyorum nerede. Ahmet Hocam buralarda aslında aramızda da. Evet, yani o ben Sayın onu Hocam siz de göremeden hoş geldiniz Ahmet Hocam. birazcık Abi ilham hoş geldiniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk. İlham konusunda benim en büyük ilham kaynağım Ahmet Kurcan'dır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, hepinizin müdürü. Ben orada öğretmen olsaydım benim de müdürüm olacaktı. Ama nasip olmadı. Ben ta buralara geldim, uzaklara. Nerede olduğumu bilmiyorsunuz tabii. Onu söylemiyoruz. Sır olarak kalıyor değil mi hocam? Diyelim. Sır olarak kalsın. Bolu dağlarında. Şu anda dağlardan yayın yapmayı çok isterdim. Şimdi pek fazla gevezelik yapmayalım. Şu saatte gerçekten saat 8.30 9'a geliyor. Bu saatte işini gücünü bırakıp oyununu televizyonunu bırakıp ekranların başına geçen değerli öğrencilerimize candan yürekten bir teşekkür ediyorum. Ailelerine de teşekkür ediyorum. Hepsi güzel bir şekilde ayarlamış programını, telefonunu, bilgisayarını her neyse. Karşımıza geçmiş. Bu çocukların bir derdi var mutlaka. Bu çocukların derdi bizim derdimiz. Ney bu çocukların derdi? Bu çocuklar diyorlar ki, hocam biz kitap okumakla ilgili sizlerden bir şeyler öğrenmek istiyoruz diyorlar. Bu bir derttir, bu bir kaygıdır, bu bir tasadır. Böyle tasası olan çocukları karşımızda gördüğümüz zaman biz de diyoruz ki biz boşuna yaşıyoruz ki. Keşke imkanlarımız el verse bu tür çocuklarımıza her fırsatta kitap okumaktan tutun da sosyal yaşamına kadar her konuda bilgi versek diye düşünüyoruz. Gerçekten özverili bir yaklaşım. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Emel Hocam beni tanıttı. Ben işte şu anda bir okulda okul müdürlüğü yapıyorum. İşte eğitimci yazar deniliyor bize. Yani elimizden geldiği kadar, kalemimiz tuttuğu kadar bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Ve şöyle bir başlangıç yapayım ben. Özellikle kitap okumakla alakalı. Bizim zamanımızda biz çocukken, hani bizim zamanımızda sizin zamanınızı kıyaslayacak değilim, yanlış anlamayın. Her zamanın kendine göre bir şey vardır. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Biz kitap bulamıyorduk. Ben ilkokula giderken kitap bulamıyordum. Bir ilkokulda dördüncü sınıftaydı. Bir tiyatro oynadım. Nasrettin Hoca'yı canlandırdım. O zaman bana bir kitap vermişlerdi. Verdikleri kitabın adı, hediye olarak verdikleri kitabın adı Bir Bilinçli Öğretmene idi. O kitapla ben başladım hayata. Yani kendime ait bir kitap oydu ilk kitabım. Sonra abim vardı benim. Abim benden üst sınıflardaydı. Aramızda 5 yaş fark var. O bir şekilde para bulur, bir şekilde kitap satın alırdı. Ama satın aldığı kitapları bana göstermezdi. Niye göstermezdi bana? Ben genellikle kitapları hor kullanırdım. Eskitmesin diye kitaplarımı eskitmesin diye birazcık da titizdi. Bana kitapları kullandırtmazdı, okutmazdı yani normal kitapları, ders kitapları değil.
Sonra bu kitabını dolabına saklardı. Bir dolabı vardı, kilitli dolabına saklardı. Ben onun kitaplarına ulaşabilmek için dolabın kilidini kırdım ilkokula giderken. Bakın dolabın kilidini kırdım. Niye? Onun kitabına ulaşabilmek için, o kitabı okuyabilmek için. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben onun kitabını alır, o gelmeden okur, dolaba tekrar koyar, kilidini de tekrar kapatırdım. Kilidi nasıl açtığımı bilmiyordu. Kilidi de tekrar kapatırdım. Bir gün kitap elimdeyken uyumuşum. Gece geldi, ışık da yanıyor. Gece geldi, benim uyuduğumu gördü, elimde kitabı gördü. Beni uyandırdı. O kitabı niye aldığımın hesabını sordu. Kitabı eskitiyorsun yattığın yerden okuyarak diye. Yani ben böyle zor zamanlardan çıktık geldik biz. Bizim zamanlarımız gerçekten zordu. Yani biz kitabı tabiri caizse çalıyorduk büyüklerimizden. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi çocuğa kitabı veriyorsun, çocuk kitabı okumuyor. Niye okumuyor? Çünkü çocuğun ilgileneceği başka şeyler var. Ney var? TikTok var. Ney var? Instagram var. Ney var? İşte Facebook var. Telefonda başka türlü oyunlar var. PUBG mi diyorsunuz ona? PUBG'ler falan ne var? Allah'tan bizim evde onun konusu geçmiyor pek fazla. Yasakladım çünkü. Ya bu tür oyunlar var ve bu tür oyunlar olunca da kitaba zamanımız kalmıyor. Ama asıl meselemiz bizim öğrenciyiz. Türkiye'nin geleceğini yönetmeye talibiz. Türkiye'nin geleceğinde söz söylemeye talibiz ve bizim şimdiden anamızı babamızı rahatsız edip bize kitap almalarını, kitap temin etmelerini zorla isteyeceğiz. Şimdi ben birkaç not aldım. Aslında bir konferans salonunda olsak, karşılıklı birbirimizi görerek, hani canlı olarak görerek, sanalda değil de birbirimizle iletişim kursak daha iyi olur ama imkanlar maalesef ona el vermiyor. Ben önce sizi konuşturup sonra kendim konuşmak isterdim her zaman. Katıldığım programlarda öyle yapıyorum. Ama şimdi ilk önce sizi konuşturmak pek mümkün değil. Özellikle böyle bir ortamda. Şimdi insan niçin kitap okur? Önce bu soruya bir cevap arayalım. İnsan niçin kitap okur sorusuna hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Bir mikrofon aç, onu kapatabilir miyiz? Bir ses geliyor ama. Hani konsantre bozulmaz açısından. Şimdi hızlı hızlı geçeceğim, özellikle pek fazla da vaktinizi almak istemem. Sıkıcı olur çünkü. Kimin o şey, bir ses geliyor ama beni bayağı Çocuklar, rahatsız. sevgili öğrencilerimiz, mikrofonumuzu kapatalım lütfen. Ahsen'in açık. Buradan bakayım. Sümeyye'nin açık. Ahsen, Sümeyye'nin açık sadece herhalde. O ikisi, bir de Merve'nin açık. Onlar kapatırsa Ali Nane'nin açık. Çünkü ses geldiği zaman konsantre olamıyorum. Sınıfta da biraz şeyimdir, ders anlatırken bazen çocuklar ses yaptıkları zaman gerili veriyorum böyle. Ama şeydir, neşelidir benim derslerim. Hocam çay verelim. Gergin bir hoca olarak düşünme. Valla çay içeride oluyor ama ne yapıyorlar bilmiyorum çay konusunda. Şimdi insanlar niçin kitap okur sorusuna herkesin vereceği cevap vardır. Nedir vereceği cevap? İşte bilgili olmak için, başarılı olmak için ya da işte hani kitap okumanın bir fiyakası vardır, ona sahip olmak için falan. Şimdi biz niçin kitap okuyacağımızı bilmezsek, okuyacağımız kitabın pek bir ehemmiyeti olmaz. Okula niçin gittiğimizi bilmezsek, gittiğimiz okulun pek bir ehemmiyeti olmaz. Kitap, hani yemek karnımızı doyuruyorsa kitap ruhumuzu doyurur. Ruhun doyurulması ne demek? Çocuklar, bazı insanlarda şöyle bir özellik vardır. Hani bir akşama kadar çay içmezsen insan dehşet bir boşluğa düşer. Çay içmediğini de bilmiyor olsam bile acaba ben bugün ne yapmadım da bir boşluk hissediyorum olayına kapılır. Kitap da öyledir. Eğer kitap okumayınca, kitap okumadığınız gün bir boşluk hissetmiyorsanız kitap okumanın ne anlama geldiği bilinmiyor demektir. Bir boşluk hissedeceğiz. O boşlukta nedir? Ruhumuzu doyurmaktır. Bedenimizi doyurmak ayrı, ruhumuzu, midemizi doyurmak ayrı, ruhumuzu doyurmak ayrı. Ya biz eğer ruhumuzu doyurmazsak, hani bir ağaca su verilmediğini düşünün, o ağaç kurur. Biz de ruhumuzu doyurmazsak pek fazla hani insanlık tarifine pek fazla uyum sağlayamayız.
Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Önümüze gelen her kitabı okumalı mıyız? Birinci soruyu bir araştırın. Özellikle niçin kitap okumalıyız? Hani bunu ben size bir yol açtım ama bir de bunu kendiniz araştırın. Açın Google'u, Google'a sorun. Niçin kitap okumalıyız diye. Ben sadece ruhumuzu doyurmak dedim. Ruh doyurmak nedir? Şimdi buna takılırsak bir saat biter. Diğerine geçelim. Ben sizin önünüzü açayım. Siz kendiniz araştırırsınız. Önümüze gelen her kitabı okumalı mıyız? Önümüze gelen her kitabı okumalıyız demiyoruz. Niye demiyoruz öyle? Önümüze gelen her kitabı okuduğumuz zaman şu anda siz ortaokul seviyesindesiniz. Lise seviyesinde kitap var, üniversite seviyesinde kitap var, meslek hayatının kitabı var. Önümüze gelen her kitabı okumamamız gerekir. Bize tavsiye ederler. Derler ki şu çocuk kitabı, şu gençlik kitabı, şu yetişkinlik kitabı. Bize tavsiye ederler. Biz de o tavsiyelere kulak vererekten kitap okuruz. Ayrıca sadece çocuk kitabı anlamında düşünmeyin. Çocuk ve gençlik kitabı anlamında düşünmeyin. Bir de şu vardır. Özellikle bu çok önemli. Bakın şu anda sizin yaşadığınız çevre, mensup olduğunuz cemiyet. Biz nasıl bir milletiz? Biz geleneklerine bağlı, adetlerine bağlı, geçmişinde çok büyük dünyayı yönetmiş bir milletin evlatları olduğumuz için bizim önümüze gelen her kitabı okumadan önce kendi nasıl söyleyeyim size Gerçekten. hani şöyle düşünün, Müslümansın, Müslümanlığın gerekliliğini bilmeden atıyorum ateizm kitabını okuyamazsın. Ateizmi öven bir kitabı okuyamazsın. Niye? Önce ateizmi öven kitap okursan ya da önüne geldiği için okursan kafan karışır, şeke şüpheye düşersin. Bu sefer ananla babanla kavga etmeye başlarsın. Önce mensup olduğun dinin, ailenin, mensup olduğun kültürün temellerini atacaksın. Temellerini atmadan işte ben çok araştırmacı olayım. Ben işte her meşrepten kitabı okuyayım, şunu edeyim, bunu edeyim demeyeceksin. Önce kendi kültürünü, kendi dinini, bunu hocalarınız size okulda daha geniş çaplı açıklarlar. Onlar okumadan diğerlerine geçmeyeceğiz. Yani biz tabiri caizse merdivenin birinci basamağını, ikinci basamağını, üçüncü basamağını çıkacağız. Ondan sonra diğer basamaklar çıkacağız. Diğer basamaklar nedir? Farklı görüşlerdir. Önce kendi görüşümüzü okuyacağız. Önce kendi ideolojimize, fikrimize yakın kitaplar okuyacağız. Sonra diğer kitaplara geçeceğiz. Diğer kitapları mutlaka okuyacağız. Ama belirli bir olgunluğa eriştikten sonra, belirli bir olgunluğa erişmeden diğerlerini okursak, o zaman erken açmış çiçek gibi bir dolu yağar, tamamen dökülürüz. Yolumuzu da, yönümüzü de, pusulamızı da, her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Diğer bir maddeye geçelim. Bu çok sık rastlanılan bir şey. Başladığımız her kitabı okumak zorunda mıyız? Evet, başladığımız her kitabı okumak zorundayız. Çünkü başladığımız kitabı okumadığımız zaman işte bunu da okumayın, bunu da okumayın, bunu da okumayın dediğimiz zaman genellikle ilk 30 sayfaya geliyoruz. Ondan sonra atıyoruz kitabı. İlk 30 sayfaya geliyoruz, atıyoruz. Bu sefer bir süreklilik arz etmiyor. Bir süreklilik arz etmediği için de hani büyüklere şöyle bir şey tavsiye edebilirsin işte. Ya gerçekten seni sıkıyorsa, sana hiçbir faydası yoksa, yok olduğuna inanıyorsan o kitabı devam ettirme diyebilirsin. Ama küçükler için aynı şey geçerli değil. Niye geçerli değil? Çocuklar, bugüne kadar özellikle hikaye ve roman kitaplarında hep şunu gördüm ben. İlk 30 sayfada pek bir şey anlamadım. Sıkıcı geldi. Ya ben bu kitabı niye aldım dedim. Sonra 35-40 derken kitap kendine çekmeye başladı. İyi ki atmamışım dedim. Siz de iyi ki atmayın. Elinize geçen her kitabı mutlaka okuyun. Ama tekrar ediyorum, şu zamanda, özellikle şu yaşlarda okuduğunuz her kitabı, okuyacağınız her kitabı büyüklerinize teyit ettirin. Büyükleriniz kim? Emel hocanız, okulunuzdaki diğer öğretmenleriniz, Ahmet hocanız, ananız, babanız, mutlaka teyit ettirin. Önünüze gelen her kitabı okumayın lütfen. O çok önemli. Kitap okurken not almak önemli mi? Özellikle şu zamanlarda pek fazla not alınmıyor kitap okurken. Böyle okuyup okuyup hemen diğer kitaba geçmek, daha fazla kitap okumak gibi düşünceler oluyor insanların. Çocuklar, bir kitabı bir haftada bitirin ama not alarak bitirin. Altını çizerek bitirin. Kitabın hırpalanmasından korkmayın. Ondan sonra yani bir yerlerden
ödünç kitap aldıysanız ona dikkat edebilirsiniz. Çünkü ödünç alınan kitaplar alındığı gibi tekrar verilir ama kendinize ait olan kitapları yer gibi tabiri caizse okuyun. Kitapta not almazsanız, altını çizmezseniz, ha diyeceksin ki ya hocam ben o anda zaten anlıyorum, altını çizmeme gerek yok. Hayır öyle değil. Altını çizdiğiniz cümleyi unutmuyorsunuz, not aldığınız cümleyi unutmuyorsunuz ve bu size çok büyük bir ileride kazanç sağlıyor. O açıdan kitap okurken yanınızda bir defter olsun. Mesela ben şu yaşımda mutlaka bir defterle ya da telefonun not defteriyle ya da Google'u açarak ya da bir sözlüğü açarak kitap okumaya çalışıyorum. Başkası işte arkadaşlarım diyorlar ya ben haftada iki kitap bitiriyorum. Yok ben haftada iki kitap bitirmiyorum. Ben haftada tek kitap bitiriyorum. Yani yerine göre ama bilinçli okumaya çalışıyorum. Bilinçli okumak da nedir? Not almaktır. Bilinçli okumak nedir? Altını çizmektir. Bilinçli okumak nedir? Bilmediğin bir kelimeyi anında ya Google'a ya sözlüğe sormaktır. Bakın bilmediğiniz bir kelimeyi öğrendiğinizde o kelimenin altına kitabın üzerinde diyorum kurşun kalemle o kelimenin anlamını yazarsanız o kelimeyi hiç unutmuyorsunuz. Ya bugüne kadar hep böyle ola geldi. Ya çok büyük bir bilgi birikimine sahip olursunuz. Yani kitap okuduğunuzu hissedersiniz. Ya ben bunu da bilmiyormuşum. Hatta şöyle bir şey olur. Kitap okurken bilmediğiniz bir kelimeyi araştırırken daha başka kelimeler de öğreniyorsunuz. O da size ciddi bir katkı oluyor. Ona da dikkat ederseniz iyi olur derim. Kitabın hırpalanması önemli midir demişiz. Özellikle bunu aldım. Çocuklar şu anda benim karşımda kitaplığım var. Ya televizyon bilgisayarı oraya yönelttim de. Ya kitaplarımın hepsi hırpalanmış. Hiç kitap okurken hiç dikkat etmem yani kitap eskiyecek mi eskimeyecek mi diye. Çünkü kitap okunduğunu bilsin ve hırpalanmadan okunan kitap şey olur. Böyle taptaze kalır. O da beni pek mutlu etmez yani. Başkasını edebilir de. Özellikle bayan arkadaşlar kitabı okurken çok dikkat ediyorlar. Yani öyle aldıkları gibi teslim edecekmiş gibi. Ben ödünç kitap almam zaten. Ödünç kitap almayı sevmiyorum. Kendim alırım. Kendi aldığım kitabı da ya tabiri caizse yer gibi okurum. Kitaplarımın sayfalarına çay dökülür, su dökülür. Ondan sonra hatta gelir oğlan aralarını çizer, çizgi çeker bilmem ne olur. Yani kitapları hırpalanmasından asla endişe etmeyin. Hırpalansa ne olur? Yani önemli olan bizim onu okumamız. Bir de buraya not almadım ama hazır aklıma geldi. Buna çok dikkat edin. Okuduğunuz kitabı 4-5 sene sonra bir daha okuyun çocuklar. Yani okuduğunuz kitabı bir daha okursanız bu çok fazla kitap okumaktan daha iyidir. Ya ben Ömer Seyfettin'in Kaşar kitabını okudum bir daha okumama gerek yok demeyin. Açın onu 3-4 sene ya da başka bir zaman bir daha okuyun. Özellikle roman ve hikayelerde değil ama fikir kitaplarında biliyorsunuz ki kitaplar ayrılır. Birisi romandır. Yani sizin yaşınızdakiler genellikle hikaye kitabı okurlar, roman kitabı okurlar. Daha ileriki yaşlarınızda fikir kitaplarıyla karşılaşacaksınız, siyasi kitaplarla karşılaşacaksınız. Yani bu çok değişik kitaplarla karşılaşacaksınız. Özellikle fikir kitaplarını mutlaka birden fazla okuyun. 100 tane kitap okuyacağınıza 10 tane kitabı tam anlamıyla okuyun. 100 tane kitap okumaktan daha iyidir. Çünkü tekrar kitap okumanın çok büyük faydası vardır. Ya ben bunları zamanında okumuşum ama ya gerçekten bu kitaptan pek fazla da bir şey anlamamışım. Şimdi daha iyi anlıyorum dediğinize şahit olursunuz yaşınız ilerledikçe. Şimdi kitap okuyunca neler değişecek demişiz. Hızlı hızlı gidiyorum özellikle. Emel hocam kaç dakika var? Yarım saat oldu mu? 10 dakika falan var hocam. Ha, 10 dakika falan var bitmesine. Aynen 10-12 dakika falan ama tekrar açabiliriz aynı şekilde, aynı şifrelerle. Ya çocukları şey yapmayalım, pek fazla sıkmayalım. O zaman ben biraz daha hızlandırıvereyim hemen. Kitap okuyunca asıl mesele olan birkaç şey var. Onları geçivereyim hemen o zaman. İyi ki hatırlattınız 10 dakika deyince. Şöyle bakayım. Çocuklar kitap okuyunca neler değişecek hayatımızda? Kitap okuyunca özellikle matematik dersini
daha iyi anlayacağız. Türkçe dersini daha iyi anlayacağız. Fizik dersini, kimya dersini daha iyi anlayacağız. Niye? Kitap okuyan insanın insanda beyin hücrelerinde açılma olur. Çok fazla okuyan insanlarda. Bakın çevrenizde varsa Kur'an-ı Kerim'i hatmeden hafız olan insanlar vardır. O insanların matematik sorusu algılamasıyla normal insanların matematik sorusu algılamaları aynı değil. O insanlar matematiği hafız olan insanlar matematiği daha çabuk algılarlar. Sen bir matematik sorusunda 3 dakika beklerken o 1 dakikada çözer matematik sorusunu. Kitap okuyan insan da aynen hafız olmuş insan gibidir. Kitap okuma beynimizdeki hücreleri açar ve hocanın anlattığı dersi sınıfta öğreniriz. Evde de ders çalışmaya pek fazla ihtiyaç da duymayız. Eğer çok kitap okuyorsak ve sınavlarda kitap okuyan insanlara dikkat edin, sınavlarda çok başarılı oluyorlar. Yani kitap okumak sadece Türkçe dersinde işe yaramıyor, matematik dersinde işe yarıyor, fen bilgisi dersinde işe yarıyor. Onlar soruları daha çabuk kavruyorlar, daha çabuk anlıyorlar. Ve kitap okuyan insan sadece sınıflarda değil, toplumda, yaşadığı çevrede, ailede, mesela ailenizde 5 kişi olduğunu düşünün. 5 kişiden bir tanesi çok fazla kitap okuyor. Baban bir şey soracaksa ona sorar. Baban bir yere gönderecekse onu gönderir. Baban televizyonda bir şey anlayamazsa ona sorar. Baban bir kitap okurken anlayamazsa ona sorar. Evde çok fazla kitap okuyan çocuğa çok değer verilir. Sınıfta çok fazla kitap okuyan çocuğa öğretmen değer verir, diğer öğrenci arkadaşları değer verir. Toplumda çarşıya pazara çıktığınız zaman arkadaş çevresinde ya da akraba çevresinde çok fazla kitap okuyan çocuğa değer verilir. Niye değer verilir? Eğer bu çok fazla kitap okuyup da ukalalaşmadıysa, sorulan sorulara cevap verdiyse herkes bunu parmakla gösterir. Aa der, işte Ahmet'in oğluna bak, Ahmet'in kızına bak, ne kadar güzel. Sorduğun soruyu hemen anında biliyor. Bir toplumsal itibar kazandırır kitap okumak size. Tabii bunun daha ileriki yaşlarda meslek hayatınızda olsun, öğrencilik hayatınızda, meslek hayatınızda, aile hayatınızda, yani nasıl çocuk yetiştireceğinize kadar kitap okumanın size faydaları saymakla bitmez. Diğer bir maddeye geçelim hemen. Kitap okuma sıklığı ne zaman nasıl olmalı? Çocuklar, kitap okumanın herhangi bir sıklığı yok. Suya ne kadar ihtiyacımız varsa kitaba da o kadar çok ihtiyacımız var. Eğer biz kitap okumayı işte öğretmen dediği zaman, öğretmen ödev verdiği zaman, babamız ısrar ettiği zaman, anamız ısrar ettiği zaman kitap okuyorsak bizden olmaz açıkçası. Çünkü biz kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirmek zorundayız. Özellikle yatarken, yani gündüz akşama kadar kitap okuduğunda kitap okumadan yatıyorsan zaten yatma. Çünkü rüyana kitap girmeyecek. Okuduğun şeylerle ilgili herhangi bir hayal kurmayacaksın. Pek bir anlamı olmaz. Yani akşama kadar kitap okumadıysan bile yatarken mutlaka ve mutlaka kitap oku. Çünkü herkes biliyor, öğretmenleriniz de söylemiştir. Uyumadan önce öğrenilenler daha geç unutulur. Uyumadan önce öğrenilenler. Bir de kitap okumanın ani faydası ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili çok fazla şey yazıldı, çizildi ama hocam ben kitabı okuyorum ama pek bir şey kalmıyor hafızamda. Hemen unutuyorum demeyin. Çünkü şimdi okuduğunuz kitabın hayatta karşınıza çıkan sorunlarda çok faydası olduğunu göreceksiniz. Şimdi akşama kadar çalışıyorsunuz. Atıyorum, inşaatta çalışıyorsunuz, akşama kadar cebinize kimse para vermiyor. Ne zaman veriyor parayı? Akşam iş bittikten sonra veriyor. Kitap okumakta işte bir ağacın dibine suyu veriyorsun, ağaç hemen meyve vermiyor. Ne zaman veriyor? Zamanı gelince veriyor. Kitap okuma bilgisi kafanızda, okuduğunuz şeyler zamanı gelince meyvesini verecek. O açıdan ben şimdi kitabı okuyorum da anlamıyorum da demeyin. Ya da bana bir şey kalmıyor demeyin. Ve şuna da dikkat edin çocuklar. Bir yatarken başucunuzda bir kitap olsun. Çantanızda mutlaka kitap olsun. Çantanızda mutlaka kitap olsun. Niye? Çünkü çantanda kitap yoksa otobüste giderken sadece ortalığı seyretmekle kalırsın. Ama çantanda kitap varsa, çünkü çantandaki kitap Hızır gibi sana her yerde yetişir. Ve pikniğe giderken mutlaka yanında kitap götür. Piknikte herkes şunu bunu yaparken hani oyununuzu oynayın. Ona asla şeyimiz yok. Oyununuzu mutlaka oynayın. Oyun oynayacağınız kimse yoksa da oturun piknikte de kitabınızı okuyun. Ama ağaçları seyretmek, doğayı seyretmek, kuşların sesini dinlemek, bunları asla ihmal etmiyorsunuz. Kitap okumayan insanlarla aramıza ne gibi mesafe koyacağız? Çocuklar, kitap okumayan insanlarla arkadaşlarımız kitap okumuyorlarsa diyeceğiz ki onlara,
Gelin beraber kitap okuyalım. Yok eğer onlar kitap okumakla alakalı pek fazla şeyleri yoksa, hevesleri, istekleri yoksa onlarla aranıza mesafe koyun. Çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Siz bilmeyenlerin yanında olmayın. Bilenlerin yanında olun ve mümkün olduğu kadar sizden etkilensin onlar. Siz onlardan etkilenmeyin. Eğer kitap okumayan insanlar sizi kandırıyor da sizin kitap okumanızı engelliyorsa siz tabiri caizse edilgen. Nedir? Edilgen nedir? O ne derse onu yapıyorsun. Sen ne dersen o onu yapsın. O ne derse sen onu yapma. Sen kitap okunacak de, kitap okumaya onu ikna etmeye çalış. Kitap okumuyorsa da de ki kardeşim ben kitap okuyacağım, beni rahatsız etme. Kitap okumayan herkesle aramıza mesafe koyacağız. Peki evde ailemize özellikle hemen hemen herkesin evinde televizyon vardır mutlaka. Kalkıp böyle ukalaca değil, şımararak değil, insanları irrite edici şekilde değil. Mesela babana diyeceksin ki babacığım 90 dakika maç izleyip de beni, kendini, ailemizin diğer üyelerini feda etme. Biz seni çok seviyoruz. 90 dakika maç izleme. Maç izlemezsen hiçbir şey kaybetmezsin. Bak geçen bir hocanın bir tanesi bize ders anlattı. Hiç maç izlememiş. Kitap okumanın bilincinden bahsetti. Hiç maç izlememiş ve hiçbir şey kaybettiğini de düşünmüyoruz. Ne olur maç izleme. Ne olur şu tartışma programlarını izleme. Annenin dizinin dibine otur. Anneciğim dizi izlemeyelim, kitap okuyalım. Yani onları ikna etmeye çalış. Normalde eskiden ne vardı? Eskiden ana baba derdi ki çocuğuna kitap oku. Şimdi çocuklar ana babaya demeye başladılar kitap oku diye. Siz o çocuklardan olun. Alın kitabı, ananıza verin, babanıza verin, kardeşlerinize verin, dağıtın kitabı. Ondan sonra kitap bulamıyor musunuz? Emel hocanıza söyleyin, Emel hocanız da bana söylesin, ben size kitap temin ederim. Ta buradan. Hiç dert değil. Yeter ki siz kitap isteyin. Kitap istediğiniz zaman size her yerden kitap temin edilir. Her yerden. Orada kocaman Ahmet Kurcan diye bir hocanız var. Kitap dediğiniz zaman akan sular demlenir. Size anında kitabı temin eder. Yeter ki siz kitap deyin. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi kitap okumaya alıştırın. Bakın siz alıştırın. Siz önce olacaksınız. Bugünkü katıldığınız programın bir faydası olacak. Bu fayda nedir? Bu fayda nedir? Evdekileri kitap okumaya alıştıracaksınız. Ya gerekirse televizyonun üzerine su dökün, televizyonu bozun. Yani keşke yapsanız da dayak yemeden yapsanız tabii. Ya televizyona şiddetle karşıyız. Bakın benim evimde televizyon yoktur. Hiçbir zaman da olmadı şükürler olsun. Yani televizyonu bir şekilde kapattırın. Ananıza babanıza kapattırın. Güzelce kitap okuma olayına geçin. Dakikam bitmeden hemen hızlanı vereyim. Ders çalışmak mı, kitap okumak mı? Bakın çocuklar bu da çok önemli. Ders çalışmak mı, kitap okumak mı? Ya ders çalışmazsan, derste öğretmeni dinlemezsen ne kadar okursan oku bir faydası olmaz. Bu konuda hemfikir olalım. Ama sadece ders çalışırsan, sadece öğretmenin dinlediğini, anlattığını dinler de kitap okumazsan şey gibi düşün. Sadece fasulye yiyorsun ya da sadece pilav yiyorsun. Başka hiçbir sebze, meyve yemiyorsun. Bir kanaldan gitmiş olursun. Birinin obezi olursun. Kitap bir bütündür. Diğerleriyle bir bütündür. Kitap okuduğun zaman az önce söyledik, zihnin açılır. Az önce söyledik, okumayı daha anlamayı daha kolaylaştırırsın. Kitap okumadan yaşadığın hayat senin pek fazla işine yaramaz. Üniversite sınavına iki tane çocuk girdiğini düşünün. Kıyaslama yapacağım. İki tane genç giriyor üniversite sınavına. Birisi hem kitap okuyor hem ders çalışıyor. Birisi sadece ders çalışıyor. Birisi de sadece kitap okuyor. Çocuklar hem ders çalışıp hem kitap okuyan çocuk başarılı olur. Bunu herkes bilir. O açıdan ben sadece ders çalışacağım. Mesela bazı aileler vardır. 8. sınıfa gelmiş çocuğu liseye giriş sınavına çalıştırıyor. Asla ve asla kitap okumasına izin vermiyor. Ya o 5 saat ders çalışıyor da hiç kitap okumuyorsa onun kazandığı lisenin de ona faydası olmaz. Ot gibi girer liseye. Fen lisesine girsin ot gibi girer. Bakın çocuklar fen lisesine de girseniz Balıkesir'in en iyi lisesine de girseniz eğer kitap okumadan o liseye giriyorsanız yani bilginizle o liseye giriyorsanız
Hayatta kendinize pek fazla rota çizemezsiniz, yön çizemezsiniz. Yani lider ruhlu olamazsınız. Az önceki söylediğimiz gibi edilgen olursunuz. Birileri sizi otomatik robot gibi düşünün. Mesela herhangi bir teknoloji firmasının ürettiği robotun benden daha çok bilgisi vardır. Yani şu anki hepimizden daha çok bilgisi vardır. Düğmeye basarsın, istediğin her şeyi tak 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 yapar. Peki düşünce dizi ağrır mı? Ağrımaz. Peki canı su ister mi? İstemez. Mutlu olur mu? Bakın en önemlisi mutlu olur mu? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü robottur o. Çok fazla ders çalışan çocuklar da böyle düşünün. Bakın robot gibi olurlar. Çok fazla ders çalışan. Dersini çalışacaksın ama kitapla kendini besle, ruhunu besleyeceksin. Kitapla ferasetli olmayı öğreneceksin. Kitapla doğruyu yanlışı ayırt edeceksin. Kitap okumayan birisine dersen ki şu bir bardak su zararlı desen bunun önünü arkasını araştırmadan evet zararlı der. Ama kitap okuyan bir çocuk o suya bakar, o suyun ne zaman doldurulduğuna bakar, nereden doldurulduğuna bakar, önünü arkasını araştırır, zararlı ya da faydalı olduğuna. Son günlerde söylenen sık söylenen bir cümle var. Derler ki helal 5 lira, haram 10 liradan daha bereketli derler. Helal 5 liranın haram 10 liradan daha fazla olduğunu bilir. Bakın bunu yazın bir yere. Helal 5 lira, haram 10 liradan daha fazladır. Bitti mi Emel hocam? Son 3 dakika hocam. Maalesef. Bana bir şey geldi ama şimdi son 3 dakikada çocuklar bir çok önemli sorusu olan varsa alabilirim. Açın mikrofonu sorun. Hocam sorumuz yok da yani tadı damağımızda Ben kaldı soru böyle. soracağım. Mustafa hocam, bir daha açalım vaktiniz varsa devam edelim. Gelmiyor. Ses gelmiyor bana. Gelmiyor mu hocam? Diyorum ki bir daha açalım devam edelim sizin vaktiniz Bana varsa. ses gelmiyor. Sesim geliyor mu diğer arkadaşlara? Benim vaktim var da çocuklar sıkmayalım. Çok hızlı gitti. Ya benim vaktim var da çocukları sıkmayalım anlamında. Sıkılmazlar Bir herhalde. de koşturur gibi gittik. Yani tadı damağımızda kaldı da o yüzden ben dedim daha açabiliriz. Çocuklar ne dersiniz? Açın mikrofonlarınızı. Ne dersiniz? Evet, ben bir ders isterim. Çok eğleniyoruz. Çok eğlenceli ders. Değil mi? Doyamadık aslında. Ne yapalım? Tekrar başlatalım. Bu sefer interaktif olsun. Soru sorsunlar bana. Olur. Hadi soruları hazırlayın çocuklar. Suyunuzu için soruları hazırlayın. Ben de bir çay alayım varsa. Şimdi kapatıyorum. Hemen tekrar açıyorum. Aynı şifrelerle gireceğiz. Tamam Tamam. çocuklar? Hadi kapatıyorum. Tamam. 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 Oluyor. Öğrendin mi? Kapatsana. Hayır. Aynen böyle.